İzmir'de geçtiğimiz gün bir sağlık zirvesi gerçekleştirildi. Sağlık turizmi zirvesi gerçekleştirildi efendim. Hürriyet gazetesi ve Has Ajans aracılığıyla efendim gerçekleştirildi. Has Ajansı biliyor musunuz? İzmir'de sağlık sektörünün reklam işlerine, kampanyalarına yürüten, sağlık sektörüyle alakalı çalışmalar yapan bir ajans, Harun Aygün yönetim kurulu başkanı. Kendisine buradan selamlarımızı iletelim. Harun Aygün böyle bir organizasyon yapmış, Has Ajans. Hürriyet gazetesi de beraber, Hürriyet gazetesi ile beraber, Demiroran grubuyla beraber İzmir'de sağlık turizmi zirvesi gerçekleşti. Ben de gittim. Sağlık turizmi zirvesine davet etti Harun Bey. Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker. Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener. İl müdürleri efendim. Hepsi oradaydı. Sağlık zirvesinde sağlık turizminden aldığımız pay konuşuldu. Nasıl arttırırız bu payı? Bunlar konuşuldu. Sağlık turizminin Türkiye ve İzmir ekonomisine yapacağı katkı konuşuldu. Sayın Başkan konuştu, Mahmut Özgener konuştu. Vali Bey, İzmir Valimiz konuştu efendim. Sonuç itibariyle bu zirve İzmir'deki sağlık bileşenlerini Has Ajans aracılığıyla da bir araya getirdi. Hayat yerelde akıyor ve geleceğin dünyası kentlerin çok daha fazla öne çıktığı bir dünya olacak. Kentler arası rekabet, kentler arası işbirlikleri geleceği şekillendirecek. İşte bu noktada kentlerin markaları çok daha fazla görünür ve anlamlı olmaya başlıyor. Öyle kentler var ki kentin markası ülkesinden daha büyük, ülkesinden daha fazla biliniyor. Kentlerin markaları aslında üzerlerine giydikleri kıyafet gibidir. Bazen kentin üzerine bir kıyafet giydirirsiniz ve oturmaz, dökülür üzerinden. Ama bazısına çok yakışır. Sağlık bu kent için aslında böyle bir kimlik, böyle bir marka. Çünkü bu kentin bu kimliği bugün bizim üzerine yapıştırdığımız sanal, yapay bir şey değil. Aksine köklerini geçmişten alan ve çok sağlam kökleri olan bir marka. Galen, Hipokrat'tan sonra tarihin bildiği en büyük doktor. Bu topraklardan çıktı. Tıbbın logosu, çift başlı yılan, bu topraklardan çıktı. Biz aslında bir iade-i itibar peşindeyiz. Bu kente çok yakışan bu kimliğin uluslararası rekabette, şehirler arası rekabette daha çok bilinir, daha çok anlaşılır bir kimlik haline gelmesini istiyoruz. Neden turizm? Çünkü dünya bir yandan küreselleşirken mesafeler ve süreler o kadar kısaldı ki artık bir kentte sağlık için ürettiğiniz hizmet dünyanın her yerinde çok kolay erişilebilir hale geldi. Dolayısıyla da aslında sağlığın turizmle bir arada olması yine bu küresel gelişmenin kaçınılmaz bir sonucu. İyi olma halidir aynı zamanda sağlık. İzmir tam da iyi olma halinin yaşandığı bir şehirdir. Çünkü bereketli toprakları, iklimi, coğrafi konumu o kadar özeldir ki bunun üzerinden ancak siz bütün dünyaya kendinizi anlatabilirsiniz. Ve bunu en güzel anlatacağınız başlıklardan biri de sağlıktır. Yani iyi olma halidir. O yüzden Türkiye'nin her yerinden herkes bir gün İzmir'e en azından tatil yapmak için gelmek istiyor. Herkesin aklının bir köşesinde bir İzmir var. Biz İzmir'i hakikaten sağlık konusunda, sağlık turizmi konusunda dünyanın en güzel markalarından biri yapabiliriz. Peki neden yapamadık bugüne kadar? Öncelikle mutlaka bunun farkındalığını herkese anlatmamız lazım. Herkesin şunu anlaması lazım ki
Bu kent geleceğini sağlık turizmi üzerinden kurgulayabilir. Herkes el ele vermek mecburiyetinde. Başka çaremiz yok. Bu kadar büyük ve bu kadar güçlü bir başlığın altında eğer biz el ele vermeyi başaramıyorsak bizde bir eksiklik var demektir. Çünkü her şey olağanüstü güzel. Her şey olağanüstü güçlü. Şikayet etmeyi bırakıp ben nerede hata yapıyorum diye düşünmeye başlamamız lazım. Ben bunu yapabileceğimize inanıyorum. Ya bu ülkenin, bu güzel coğrafyanın, bu güzel insanların bunu aşabileceğini, bunu başarabileceğimize gerçekten bütün kalbimle inanıyorum. Gelecek bizi bekliyor. Olağanüstü parlak, aydınlık bir gelecek bizi bekliyor. İzmir hangi alana baksanız çok ciddi bir potansiyeli barındıran bir şehir. Bunlardan en önemlilerinden birisi de turizm. Ancak burada altını çizmem gereken bir husus, sektörün bu konuda hazır olması lazım, talepkar olması lazım. Yaz turizmi, plaj, böyle ikramcamlı, işte 3-4 ay gelsin, gitsin, kış gelince kapıya kilit vuralım. Bu şekilde bir turizm anlayışıyla İzmir'de turizmi geliştirebiliriz. İzmir, sağlık turizmi alanında yapılacak yatırımlar konusunda bakir bir kent ve lojistik imkanları, iklimi, doğası ile de yatırımcılara sunacağı avantajlar büyük. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre ülkemizde yabancılar tarafından yapılan sağlık harcamaları %68.9 artış gösterdi. Ülkemizi ziyaret eden yabancıların %5'i sağlık amaçlı olarak seyahat ediyor. Sağlık hizmeti ihracatında ülkemiz dünyanın ilk 10 ülkesinden bir tanesi. Sağlık turizminde yani sağlık hizmeti ihracatımızda yeni bir dönem başlattık. Sağlık turizmi dahil olmak üzere bütün hizmet sektörlerine daha önce görülmemiş çok önemli teşvik mekanizmasını ortaya koyduk. Sektörün ihtiyaçlarını, sorunlarını tespit edip bunları çözecek uygulamaları ortaya koyuyoruz. İzmir çok önemli bir destinasyon.